Merhaba değerli dostlarım. Galile'den önce sarkacı bulan astronom İbni Yunus'u tanıtmaya çalışacağım. Asıl adı Ali İbni Ebu Said Abdurrahman İbni Ahmet İbni Yunus Ebul Hasan Es-Selefi'dir. İlim dünyasında ve ülkemizde İbni Yunus, Avrupa'da ise Aben Jonis adıyla tanınmaktadır. Büyük İslam astronom ve matematikçilerindendir. Zamanımıza kadar ulaşan eserleriyle ilim dünyasına büyük hizmetler sunmuştur. Mısır'ın Said bölgesindeki Safa köyünde doğdu. İlimle yakından ilgilenen bir ailenin oğludur. Babası büyük hadis hafızlarındandı. Mısır Tarihi adında değerli bir eseri vardır. İbni Yunus, çağdaş manada ilmi inceleme ve gözlem metotlarını oldukça kavrayan ve uygulayan bir bilgindi. Ele aldığı herhangi bir konuyu ilmi metotlarla incelemeyi esas kabul ederdi. Fatimi hükümdarı Hakim bi Emrillah Hicret'in 395. yılında Mısır'da Darul Hikme adında bir araştırma merkezi kurmuştur. Bu enstitü Bağdat'tan sonra İslam dünyasının ikinci büyük araştırma merkezi durumundaydı. İşte bu müessese İbni Heysem ve İbni Yunus gibi büyük bilginler yetiştirmiştir. İbni Yunus, Battani ve Ebul Vefa'dan sonra en büyük Müslüman astronomudur. Hatta Battani ile boy ölçüşür. Matematik ve astronomideki geniş bilgisiyle İslam dünyasında şöhret bulmuştur. Will Durant ondan bahsederken en büyük astronomi alimi olduğunu söyler. Sarkacı ilk defa o keşfetti. Saat kadranını ilk keşfeden bilgin İbni Yunus'tur. Rasat işlemlerinde rakkasın yani sarkacın oldukça önemli bir yeri vardır. Çünkü zaman bu kadranla ölçülür. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki saat rakkasını ilk defa bulan Galile değil İbni Yunus'tur. İbni Yunus bu buluşuyla Hollandalı Huygens'e öncülük etmiştir. O fizik ve astronomide oldukça önemli olan sarkacı ve onunla ilgili temel esasları Newton'dan tam 700 sene önce ortaya koymuştur. Halife El-Aziz, Mukattam Dağı üzerine bir rasathane kurdurmuştu. İbni Yunus bu rasathanede birçok inceleme ve gözlemlerde bulundu. 977 ve 978 yıllarında meydana gelen iki güneş tutulmasını rasat etti. Kendi adıyla veya Hakimi adıyla bilinen bir yıldız kataloğu hazırladı. İbni Hallikan bunun büyük bir yıldız kataloğu olduğunu, birçok yıldız katalogları gördüğünü fakat onun gibisini görmediğini söylemektedir. 17 yıl durmadan, dinlenmeden incelemeler yaptı. İbni Yunus 17 yıllık incelemeleri sonunda yıldızların hareketleri, devirleri, ekliptik meyli, itidal noktalarının gerilemesi ve güneş paralaksı, paralaks biri yer kürenin merkezinden öbürü yeryüzünde bulunan bir kimsenin gözünden çıkan iki doğrunun bir gök cisminin merkezinde birleşerek meydana getirdikleri açı demektir. Hakkında kendinden öncekilere göre daha doğru bilgiler verdi, kendinden öncekilerin yıldızlar hakkında yazdıklarını kontrol etti, eksikliklerini tamamladı. İbni Yunus'un Hakimi adıyla bilinen yıldız kataloğu uzun bir mukaddeme yani ön söz ile 81 bölümde meydana gelmektedir. Mukaddemede bir bölümün konuları açıklanmıştır. Yıldızlar, ay ve güneş tutulmaları ile ilgili gözlemler hakkında geniş bilgi verilmektedir. Burçların eğimi çok ince bir ölçüyle ölçülmüştür. Astronomi alanında geniş bir kullanım sahası bulan üçgenlerin bazı denklemlerinin çözümleri vardır. İbni Yunus'un bir yıldız kataloğu da bugün Kahire Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu eserin doğuda bir benzeri daha yoktur. İlim dünyasına ışık tutan yıldız kataloğu, Nasreddin Tusi gibi birçok astronomi bilginleri İbni Yunus'un yıldız kataloğundan çok faydalanmışlardır. Batı bile Kopernik'e kadar İbni Yunus gibi bilginlerin cetvellerinden faydalandı. Çünkü o zamanlar Avrupa diğer ilimlerde olduğu gibi astronomi ilminde de Müslümanlardan çok geri idi. Gerek Kopernik gerekse Fransız bilgin Laplace İslam alimlerinin eserlerini etraflıca incelediler ve istifade ettiler. İmanı kuvvetlendiren ilim. İbni Yunus dillerde dolaşan rivayetlere inanmaz, kesin olarak kanaat getirdiği şeylere itibar ederdi. Felsefesini 3 ana noktada toplamıştı. 1. Hakikate ulaşmak için gerekli olan belge ve delilleri toplamaya dayalı ilmi prensibi kabul etmek. 2. Allah'ın yaratıklarında onun büyüklüğünü gösteren delilleri bularak imanı kuvvetlendirmek. 3. Meşru nimetlerden faydalanmak. İşte bu duygu ve düşünceyledir ki İbni Yunus ilme kendini adamış, bahsin ettiğimiz çalışmaları yapmış, ismini unutulmazlar arasına yazdırmıştır.